Merhaba arkadaşlar, ben Alp Akabey. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber roleplay nedir, nasıl oynanır, roleplay'de neler yapılır, onlardan bahsedeceğim. Örnek verdiğim site Safari Roleplay'in wiki sitesi. Bunu altta açıklamada bulabilirsiniz. Roleplay'e yeni başlayan arkadaşlar buraya gelip daha detaylı bilgiye ulaşabilir. Şimdi konsept kuralları, konsept uygunluk nedir? Oynadığınız sunucu mesela yabancı konsept ise, ya kısaca şunu bahsedeyim ben. Yabancı konsept nedir? Yabancı konsept tamamen yabancı rol. Yani mesela örnek veriyorum, Mark Parker. Adam ismi Mark, Felix, Panix. Onun gibi isimler. Türk konsept ise de zaten belli olacağı gibi Türkçe isimler arkadaşlar. Alfa Kavey, Alperen Kavey, işte Melike Kavey vesaire. O şekilde konsept budur. Şimdi adınız soyadınız Türkçe olmak zorundadır. Dediğim gibi de eğer Türk konseptinde oynuyorsanız adınız bu şekilde olmak zorundadır arkadaşlar. Bu neymiş? Bunu geçin. Kısaca böyle, yabancı konseptteyseniz yabancısına girin. Türk konseptindeyseniz Türkçesine girin. IC konuşma ve dil kullanım kuralları. Genelde yeni başlayan kişilerin yaptığı bir hata. Oyuna girer girmez adamlar geliyor, selam, merhaba, MRB ve benzeri şeyler. Kısaca şuraya örnek ver. Sonra KNK, kanka, arkadaşlar nasıl anlatsam ki, yani bu şekilde kısaltmalar tamamen yasak. Mesela şu şekilde yazacaksınız: kanka, ne haber, canım, bebeğim, nasılsın, lanet. Bu şekilde yazın arkadaşlar. İşte sunucuya giriyorsunuz, direkt olarak kısaltma yapmanız yasak. Mesela adam geliyor, lan, bu şekilde gülüyor. Bu yasak. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Onun yerine veya bu şekilde yazabilirsiniz. Bunu geçelim. Tekrardan söyleyeyim. Kısaltma yasak arkadaşlar roleplay sunucularında. Sonra admin gerektiren roller, onları geçelim. Şu anda işimiz yeni başlayan arkadaşlarla. Hafif yaralama, kurt kurtası. Bunu anlatabilirim. Mesela bir kavgaya dahil oldunuz. Kavgada kişi size kafa attı ve burnunuz kanadı. Yere düştünüz. Yerden bir arkadaşınızın yardımıyla kalkabilirsiniz. Ve etrafınızda adam yok ise emote vererek kalkıp oradan uzaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Kurttaki kişiler neler yapamaz? Sağlıklı bezi kullandıktan sonra veya sizi başkası kaldırdıktan sonraki yapılacak tüm ağır roller yasaktır. Mesela çatışmaya dahil olamazsınız, araç süremezsiniz. O şekilde şeyler yasak. Hurttaki kişilere neler yapılamaz? Hurttaki kişiye hiçbir şekilde vuramazsınız. Şurayı okuyalım. Evet, burada herkesin bildiği yanlışlardan birisi olan hurttaki kişilere vurma yanlışı vardır. Ama maalesef hurttaki kişilere emote ile bile vursanız bu yasaktır. Yani hurttaki kişiyi hiçbir şekilde vuramazsınız. Onu demezse. Hurttaki kişiler neler olabilir? Mesela hurttasınız, etrafınızda kimse yok. O ortamdan ayağa kalkıp kaçabilirsiniz. O şekilde hesap paylaşımı. Gelelim buna. Neymiş? Dur, örnek. Örnek 1. Herhangi birisinin oyunu görmek için arkadaşının hesabıyla giriş yapması. Örnek 2. Herhangi birinin yetkiliyle konuşmak için arkadaşlarının hesabına giriş yapmaz. Bu da yasak. Şuradaki her şey yasak. Örnek 3. Oyunu bırakmanın sebebiyle hesabınızı arkadaşınıza karşısına devretmeniz. Yani kısaca bunlar yasak. Hiçbir şekilde bunları yapamazsınız. Hesabınızı kimseye veremezsiniz. Sonra bir hesabı iki kişi kullanamazsınız. İki hesaba sahip olamazsınız. Bunlar, bu hesaplar kaz olarak banlanır. Yani yasaklanır. Hesap aktarma, taşıma, oysalım, satım, çalıntı hesap.
Oyunda hiçbir şekilde hesaplar arasında aktarma, taşıma ve uysal satım yapılamaz. Yapıldığı takdirde işlemden geçen bütün hesaplar banlanır veya taşınan aktarımlara el konulur. Bu kurala uymadığınız sürede, yani süre zarfında hesabınız kalıcı yasaklanır. Oyunda hiçbir şekilde başkasının hesabına girip hesabı kötü yönde kullanıp veya çalıntı hesaptan kendi hesabınıza bir şey yaptıramazsınız. Bu işlem kalıcı ban sebebidir. Bu şekilde yasaklar oynar. Ben buraya direkt geçeceğim arkadaşlar. Kısa bir şekilde bazılarını okuyayım. Çünkü yeni başlayan arkadaşların yaptığı bir hata. Sebepsiz yere veya çok küçük olaylarda karşı kişiye ağır küremeniz yasak. Çetelerin kırmızı bülten kurtarması tamamen yasak. Tornavida gibi aksesuarlar ve materyaller ile yapılan tornavida ile karşıya hasar verecek, karşıyı kötü etkileyecek roller, ip çözme, yaralama ve benzeri roller yapmak yasak. Deli ve akli dengesini kaybetmiş rol yapmak yasak. Aşırı agresiflik gösteren karakter rolleri yasak. Mesela sinir krizi geçirme, aracınıza çarpan kişi ateş açmak ve benzeri. Refleks rolleri yasak. Mesela hemen örnek vereyim. Adam sana bıçak fırlatıyor. O bıçağı direkt tutamazsınız. Yasak. Yani gerçekten öyle bir şey yapmanız neredeyse imkansız. Kötü oluşum rol yasaktır. Oluşum yönetimi haricinde. Yani IM'deki yani polis birinin küfretmesi. Bu yasak. Gidip de kimseden para isteyemezsiniz. Yani dilenci rolü yasak. Hacker rolü yasak. Hafızamı kaybettim. Alzheimer hastası gibi roller yasak. Sarhoş rolü yasak. Kalıcı hasar rolü yasak. Mesela işte protez parmak, yanık surat rolleri. Çantanın arkasında silah saklamak yasak. Kiralık katil rolleri yasak. Araç kaçakçılığı, bayıltıcı iğne. Karşı kişiden onaysız taciz yani tecavüz rolleri yasak, erotik rolleri. Buradaki görünen her şey yasak. Zaten bunun linkini vereceğim size, merak etmeyin. Güvenli bölge. Güvenli bölge nedir? Mesela bilindik yerlerden size bahsedeyim. Pizzacı, emniyetin önü, belediyenin önü, İSM önü yani sağlık müdürlüğünün önü ve benzeri yerler. Bu gibi yerlerde yapılmaması gereken şeyler. Güvenli bölgede düz kontak yapmak yasak. Düz kontak zaten biliyorsunuz. Sırt stalking ateşi dolaşmak yasak. Mesela pizzacıda arkanıza M4 ile dolaşmanız yasak. Güvenli bölgede bir kişiye gidip toz lazım mı, silah lazım mı, toz var mı, silah var mı gibi sorular sormak yasak. Ama bunu sessizce gerçekleştirebilirsiniz. Birini bayıltmak yasak, kaçırmak yasak, soymak, gasp etmek yasak, öldürücü darbe, hasar vermek de yasak. Güvenli bölgede yapabilecekleriniz: grav rolü, yumruklaşma, kavga rolleri, illegal madde satışı rolü sessiz ve gizli şekilde yapabilirsiniz sadece. Birini yaralamak, öldürücü yüksek hasar vermeyecek şekilde yapabilirsiniz bunu. Onu biliyorsunuz. Buna şu anlık gerek yok. Buna da gerek yok. Gerek yok buna. Grav rolü. Hemen bunu kısa bir şekilde anlatayım. Brav rolleri nasıl yapılır? Eğer karşınızdaki kişiyle aranızda münakaşa olduysa emote ile yumruklaşmaya başlayabilirsiniz. En az iki kişi olmalıdır bu rolü gerçekleştirmek için. Brav rolü kısaca kavga rolüdür. En az iki kişi olmalıdır. Kavgayı başlatan kişinin emote vermesi gerekmektedir. Kavgayı başlatan kişi 4-5 yumruk sonrasında durarak karşılık alıp alamadığını yoklamalıdır. Yani sormalıdır. Eğer kişi karşılık almıyor ise devam etmemeli. Yumrukların sonucu ne olduğunu do, yap ile sormalıdır. Eğer kişi karşılık alıyorsa yani brawl devam var ise yumruklaşma devam edebilir. Brawl rolü devam ederken kişiler aralarında uzaklaşmadan silah çekemez. Eğer 5-5 gibi yüksek bir grup arasında brawl rolü çıktıysa polis plastik mermisiyle vuramaz. Jop ve sprey kullanması gerekir. Yani burası polisi ilgilendiriyor, bizi değil. Brav rolü devam etmiyor. Karşılık vermiyorsa yumruğa maruz kalan kişinin hafif yaralı rol yapması gerekir. Yani hurt yazmanız lazım. Yere düşmeniz lazım. Güvenli bölgelerde yapılan brav rolleri eğer 10 kişilik bir grup gibi büyük bir kitleye sahip hitap ediyorsa abartılmamalıdır. Bu şekilde kısa bir şekilde anlattım, okudum. Buna da şimdilik gerek yok. Zaten leveliniz ilerledikçe role biraz daha hakim olduğunuza bunları öğrenirsiniz. Şuna da gerek yok. Story RP'ye bilmiyorum ya.
Bunlara hiç gerek yok. Heh, gelelim bunlara. Video kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Buradaki önemli şeyler şey yapacağım. Bildireceğim size, söyleyeceğim. RPFBL nedir? Rolü reddetmektir. Mesela adam düzgün bir şekilde rolünü yapıyor sizle. Siz rolü reddediyorsunuz. B'den bölüyorsunuz veya SS aldım gibisinden bir şeyler diyorsunuz. Yani rolü kabul etmiyorsunuz. Bu yasak. RK. Bir çatışmaya giriyorsunuz arkadaşlar. O çatışmada ölüyorsunuz. Öldükten sonra doğup tekrardan o çatışmaya katılıyorsunuz. Bu da yasak bir şey. Yapamazsınız bunu. Aradan neymiş? 30 dakika içinde çatışma alanına geri dönemez. 30 dakika geçmesi lazım. Bunlar pek gerçek hayata uygun davranmamaktır. Mesela örnek, bir kişiye GB alanlarda gidip toz lazım mı, silah lazım mı gibi sormaktır. Yukarıda okuduğum gibi. Sonra pizzacıda müzik kutusu, ateş, mangal koyup dans etmek yasaktır. Yani burada zaten hepsi yazıyor, hepsini okumayacağım, gerek yok. Carjack nedir? Mesela adam aracının kilidini açık mı unuttu? Siz gidip o aracı çalamazsınız. Bir aracı çalmak için rol yapmanız gerekmektedir. Şoförü olan bir araç kesinlikle çalmanız yasaktır. Şoför olmayan bir aracı ise gerekli emoteleri vererek çalmalısınız. Gördüğünüz gibi yani araç çalmanız yasak. Mix. IC bir rolü OC'ye yansıtmaktır. OC olarak misal PM'den birine araç satılık mı demek? Bu kural da bu kurala dahildir. Ayrıca PM veya çeşitli yerlerden mix izini istemek yasak. Mesela adam aracını satıyor. Onunla PM'den konuşmanız yasak arkadaşlar. Gidip adamla yüz yüze konuşmanız lazım. MG nedir? Kısaca hemen bahsedeyim, bunu zaten kolay bir şey. Siz roleplay'de kimsenin adını soyadını bilmiyorsunuz. Gidip önce sormanız lazım. Mesela pizzacıda adamın üstünden, yani adamın üstünde ismi yazıyor değil mi? Mesela şu adam. Şu adam abi. Şu da ismi. Adamın üstünde ismi yazıyor. Siz bu ismi o adamın üstünde okuyup söylemezsiniz. Alp kanki baksana. Alp müsait misin gibisinden söylemezsiniz. Adamın yanına gidip önce merhaba, isminizi öğrenebilir miyim gibisinden rol yapmanız lazım. Birinin adını karakterin üstünden görüp adıyla seslenmek. Aynen bu şekilde. Maskeli birinin adına bakarak tanıyormuş gibi konuşmak. Bu da yasak. Telefonu kapalı, maskeli ve plakası araç süren birinin yolda adını görüp durdurmak. CR ne demek? Car ramming. Araç ile etrafa çarpmak, adamları ezmek. Yani aracı düzgün sürmemek, çarparak gitmek demektir. CP car parking, free room sunucularında genelde çok oluyor bu. Araçla adamı eziyorsunuz, aracı adamın üstünde tutur, yani tutarak öldürüyorsunuz. Yani araçları kişinin üzerinde, kişi ölene kadar bekletmek. PG, güç açma yapmak arkadaşlar. Gerçek hayatta mümkün olmayan şeyleri oynayasıtmak. Mesela bir yumruk darbesiyle bir duvarı kırar. Bu yasak bir şey ve gerçek hayata uygun değil. Drive by, yani zaten biliyorsunuzdur bunu, herkes biliyordur. Bunlara helibrenlik, helikopterin pervanesiyle adam öldürmek, plane bombing de helikopteri patlatarak adam öldürmek. Bu arada bu söylediğim hepsi yasak ve yanlış bir şey. Ninja Jack, tuş kombinasyonları ile kişiyi araçtan atıp öldürmek arkadaşlar. CSQ'ye book yapmak ve benzeri. Betarte TRP sebepsiz ve mantığa aykırı rol yapmaktır. Sebepsiz bir şekilde ortalığı ateş açmak. Aracınıza çarpan birisini direkt ağır küfürler etmek. Solmak için direkt birine ateş açmak. Ellerini kaldırmış kişiye ateş etmek gibi ve benzeri. Refus TRP. Yapılan rolü cevap vermemek. Mesela adamın yanına gidiyorsunuz. Aktif bir rol var. Adam size cevap vermiyor. Veya size bu adama cevap vermiyorsunuz. Bu refus TRP'ye girer. Adminler tarafından hapse atılırsınız. Gunotofas, bu da yani uygunsuz bir yerinden silah çıkarmak arkadaşlar. Mesela cebinden Deagle veya yani yok, cepten şey yapabilirsin ama şurada yazıyordu ya, kişinin belinden MP5 marka silah çıkarmasıdır. Aynen öyle. Mesela belinden roket atar çıkarır ve benzeri şeyler. Offroad non-arpy driving, bu da örnek veriyorum, motorla dağları tırmanmak, motorla uçmak, arabayla uçmak, bunlar offroad'a giriyor, bunlar yasak. Ban evading, oynadığınız bir hesap banlanıyor, sınırsız banlanıyor işte veya süreli banlanıyor.
başka bir hesap açıp o hesapla girip admin'e ulaşmaya çalışmak arkadaşlar. Yasaklandıktan sonra başka bir hesapla gelip bana açtırmaya çalışmaktır kısaca. Home spamming zaten İngilizceniz varsa anlarsınız. Korna'ya sürekli spam yapmak, basmak yani. Fear RP. En sevdiğim şey. Rol sırasında korku rolü yapılması gereken durumlarda karakterinizin korku rolü yapması gerekmektedir. Mesela 5-6 kişilik gruba tek başınıza dalmanız yasak. 10-15 kişilik gruba 5-6 kişi dalmanız yasak. Silahsız olduğunuzda elinde silah olan bir kişinin size ters tavırlar sergilemesine karşılık sert konuşmanız yasak. Yani bu şekilde korku rolü yapmaktır. Koz. Mesela bir binaya girdiniz, adam objeler yükleniyor da o adamı öldürüyorsunuz, bu da yasak. Meğerdeki meslek arkadaşının amacının dışına kullanmak. Mesela pizzacı aracıyla yani pizzacı aracına binip geziyorsunuz. Bu yasak bir şey. Archer'ı adminlerin rol çağrını rahatsız etmek. Mesela bir tane adminin rol hesabını gördünüz. PM'den adminle konuşmaya çalışıyorsunuz. Bu da yasak. OC hakaret. OC zaten oyun dışı olan bir şey. Oyun dışında küretmek yasak. Sınırsız banlanırsınız veya sınırsız değil yani süreli banlanırsınız veya hapis yersiniz. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Admin hakaret, OC hali hakaret. Bunların hepsi yanlış ve suç. GH genel hileler yani hile kullanmak. Multi account birden fazla hesaba sahip olmak yasak. Ha MF. Mesela iki tane hesap kullanıyorsunuz. Hesaptan ise para koyuyorsunuz. Mesela birinci hesabınızdan ikinci hesabınıza para aktarıyorsunuz. Bu yanlış bir şey ve yasak bir şey. BMX Bunny genelde bir levellerin yaptığı ve iki levellerin yaptığı bir şey bu. Bir tane bisiklet buluyorsunuz ve bisiklette CTRL tuşuyla zıplıyorsunuz. Yanlış ve yasak bir şey arkadaşlar. Chicken Running Bunny. Yolda daha hızlı gitmek için zıplayarak gidiyorsunuz. Bu da yasak. OC dolandırıcılık, admin kandırmak. Bir kişiyi kandıramazsınız. Admin de kandıramazsınız. Yasak. Random shooting. Elinizde silah mı var? Yani elinizde bir silah var. Ve o silah ile etrafa durduk yere ateş açamazsınız. Yasak. Trollemek yasak. Fazla trollemek yasak. Yani bu şekilde admin ifşa. Adminlerin rol hesaplarını oyun içerisinde ifşa etmektir. Mesela bir adminin rol hesabını görüyorsunuz. Arkadaşınıza söylüyorsunuz. Bu yasak bir şey arkadaşlar. Yakalandığınızda cezanızı çekersiniz. Kaç dakika olmuş? Video 17 dakika olmuş. Güzel. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bu sitenin adresini vereceğim. Size şunu söyleyeyim. Rolü hemen öğrenecek değilsiniz. Ben rolü tamamen çok iyi öğrendim, düşündüm ve bunu bir 4-5 ayda gerçekleştirdim. 4-5 ayda rolümü gerçekten bayağı bir geliştirdim. Ve tamamen bu sitede çalıştım. Önceden şey yapıyordum ben. Okulda sıranın üstüne bunları yazıyordum. Ezberlemek için yazıyordum arkadaşlar. İşte DM'yi, CR'yi falan. Yazıyordum, çalışıyordum. Siz de o şekilde kağıda yazıp çalışabilirsiniz veya buradan okuyabilirsiniz. Ezberiniz iyiyse şanslısınız demektir. Dediğim gibi bu hemen olacak bir şey değil. Üzülmeyin. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa yorumlara yazarsınız işte böyle, bana şunu öğretir misin, yardımcı olur musun ve benzeri. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu video bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.